Bir. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Kariyer Kulübümüzün düzenlemiş olduğu ve süreklilik arz eden Tecrübe Konuşuyor etkinliğine hoş geldiniz. Bugünkü söyleşimizin konusu kaymakamlık üzerine olacak. Söyleşimizin moderatörlüğünü Ar-Ge Birim Koordinatörü bendeniz Büşra Nuraydın gerçekleştireceğim. Ve konuğumuz Konya Sarayönü Kaymakamı Zafer Şahin Bey olacak. Bu esnada konuşmamız esnasında sorularınızı cevaplayabilmemiz adına yorum kısmına yazarsanız çok iyi olur. Ayrıca arkadaşımız şimdi sosyal medya hesaplarımızı yine yorum kısmında belirtecek. Orada da istekleriniz, şikayetleriniz, konu haricindeki söylemeniz gerekenleri de sosyal medya hesaplarından bizlere iletebilirsiniz. Ben konuşmayı çok fazla uzatmak istemiyorum ve kariyer yolunda atacağınız adımlarda bir basamak olabilmeyi temenni ediyorum. O zaman sözü Zafer Bey'e bırakıyorum. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum, sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Hayırlı tüm akşamlar. öğrenci arkadaşlarımıza Atatürk Üniversitesi'nde okuyan veyahut başka fakültelerde olup, başka üniversitelerde olup bu söyleşiyi izleyen tüm arkadaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyor, saygılarımı sunuyorum. Evet. Ben de hepsi adına teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz peki? Önce öyle Teşekkür ederim. başlayalım. Vallahi iyiyiz. Çalışmaya devam. Çalışıyoruz. Konya Sarayönü'ndeyiz. Konya'nın güzide ilçelerinden bir tanesindeyiz. Konya merkeze 54 kilometre yakınlıkta. Türkiye'de mevcut bulunan 17 tarım işletmesinin iki tanesine sahip olan çok farklı kültürlerin bir araya geldiği Konya'nın nezih bir ilçesindeyim. Öyle ifade edeyim. Evet. Peki o zaman biz sizi biraz tanıyarak başlayabilir miyiz konuşmamıza? Tabii ki. Ben 30 Ağustos 1991 tarihinde Kırşehir'in Akpınar ilçesinde doğdum. Ailem orada ikamet ediyordu. Daha sonrasında 2004 yılında Ankara'ya ailemle beraber geçtik, göç eyledik, öyle söyleyelim. Ben diyorum ki bana soranlara, Bozkır'ın genel kaderidir. Okumak, yazmak isteyenlerin de en temelde uğrayacağı yerdir. Başkentimiz Ankara. Ankara'ya göç ettik. Daha sonra liseyi Ankara'da tamamladım. 2017 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden iki fakülteden de aynı yıl mezun oldum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ile gazetecilik bölümlerini bitirdim. Kısa bir dönem gazetecilik geçmişim de var. Gazetecilik yaptım. Çeşitli dergilerde, gazetelerde. Fakat daha sonra kaymakamlık mesleğine olan ilgim ve alakamdan dolayı 2019 yılında bu sınava girdik. Allah da bize nasip etti. Daha sonra çeşitli yerlerde görev yaptık ve buraya geldik. İlk görevlerimiz de Konya Sarayönü. Hayırlısı olsun inşallah efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cümlemize ve sizlere de nasip olsun inşallah. İnşallah efendim, teşekkür ederiz. Peki iki üniversite bitirdiğinizden bahsettiniz, gazetecilik yaptığınızdan bahsettiniz. Kaymakamlık isteğini ağır bastıran durum neydi sizin için? Neden kaymakamlık yani kısacası? Evet, şöyle aslında ben gazetecilik ve kaymakamlığı birbirine benzetiyorum. Gazetecilik halk adına konuşabilmek, halkın talep ve isteklerini, şikayetlerini, sorunlarını yazabilmek, dile getirebilmektir. Halk adına kamu işidir, yani kamu yararını temel alan bir meslektir. Kaymakamlık da hakeza aynı şekilde kamu yararını temel alan, kamu hizmeti üretimini sağlayan, vatandaşa hizmet götüren, insan odaklı bir meslek alanıdır. Eğer insanları seviyorsanız, Türk milletini seviyorsanız yapmanız gereken mesleklerden bir tanesidir. Peki bu mesleğin yetki ve sorumlulukları nelerdir? Aslında kaymakamlığın yetki ve sorumlulukları çok geniştir. Şimdi tabii temel olarak anayasamızda belirlenen yetkiler anayasa en temelde ve daha sonrasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu olmak üzere
birçok yetkimiz tanımlanmış. Şimdi tabii bu yetkileri tek tek saymam, tasnif etmem, kalem kalem söylemem mümkün değil. Ama ilçenin mülk idare amiri olarak ilçeyle alakalı tüm iş ve işleyiş sizin üzerinizden yürümekte. Her mesele, her konu size yansımakta. Yani aslında bir nevi yani ilçede tabii devletin temsilcisi olarak ilçenin tüm sorunlarına eğiliyorsunuz. Yetkilerinizi de onun üzerinden kullanıyorsunuz. Yani öyle yetkiler var ki inanın belki benim şimdi şu anda aklıma gelmeyen ama bir kanun maddesinde işte mesela kurban meselesinde işte kurban bayramında kurban tespit komisyonu var mesela. Bu komisyonun başkanı sizsiniz ve buna dair yetkileriniz var. Çeşit çeşit yetki alanlarınız var. Dolayısıyla bu meslek pratiği içerisinde de öğrendiğiniz bir konudur. Peki az önce ne kadar geniş kapsamlı sorumluluklara sahip olduğunuzu belirttiniz. Bu mesleği yerine getirebilmek için kaymakam olabilecek kişilerin ne gibi niteliklere sahip olması gerekir? Evet, şöyle yapalım isterseniz. Ben şöyle başlayayım. Buyurun. Şimdi sınavdan, sınavın kalemlerinden ve bu mesleğin neler gerektirdiğini ifade etmek üzere bir geniş çerçeve çizeyim. Tabii bu biz mesleğe yeni başlayanlar olarak aslında biraz haddimizi aşıyoruz. Meslek büyüklerimiz, abilerimiz bu konularda esas konuşacak olanlar onlar. Fakat biz bu mesleğe yeni başlayan mesleğe ve sizlerle aynı yolları yakın zamanda geçmiş insanlar olarak daha net somutlaştırarak belki sizin zihninizde bunu somutlaştırarak anlatabileceğimize inanıyoruz. Kaymakamlık sınavı 100 sorudan oluşan bir sınav biliyorsunuz. Birçok arkadaşımız tabii bunu biliyor ama biz bu tekrarı mükerreren ifade edelim ki zihinlere kazımış olsun. Şimdi 100 soruluk bir sınavdır. 14 Türkçe sorusu, 4 inkılap tarihi alanı sınırlı olmak üzere tarih sorusu, 6 insan hakları hukuku diye tabir ettiğimiz ulusal, bölgesel ve uluslararası mevzuatı kapsayan bir derstir. Bu alanları ihtiva eder. 10 Türkiye ekonomisi. Tabii bu Türkiye ekonomisi dendiğinde biraz tarihsel bir yaklaşım çıkıyor. Yani kitaplar da onun üzerine genelde ama bir kronoloji var. Mutlaka tarihsel ögeler var diye ama esasında ülke ekonomisiyle, ülkenin gündemiyle de alakalı bir mesele. Bunun altını çizmek isterim. Çünkü biraz şöyle oluyor. Kitapları aldığımızda o tarihi ezberliyoruz, sınava giriyoruz. Bir bakıyoruz ki hiç alakası yok. Yani 94 krizinin bütün nedenlerini öğreniyoruz ama 94 krizi sorulmuyor. Ya da kriz nedenleri gelmiyor. Genelde güncel mevzuatıya, güncel meselelere dair sorular gelebiliyor. Dolayısıyla ülke meseleleriyle ilgilenmek mühim. Hatta en başta dönecek olursak hani bir kaymakamın hangi niteliklere sahip olması gerekir sorusuna bir kaymakamın ülkesinin derdiyle dertlenmesi gerekir. Hemhal olması gerekir diye de bir özelliği belirtmiş olayım. Buna mukabil 10 Türkiye ekonomisinin ardından 13 anayasa hukuku sorusu çıkıyor. 41 tane idare hukuku sorusu geliyor. Bu 41 idare hukuku, 18 tanesi idarenin genel hukuku. İdarenin genel hukuku nedir? Şunu ihtiva eder. İdari işlemler, idari eylemler, düzenleyici işlem nedir? Birel işlem nedir? Yetki saptırması nedir? Fonksiyon gaspı nedir? Gibi konuları ihtiva eder. 14 idari teşkilat diye tabir ettiğimiz soru var. Bunlar da kurumlar ne iş yapar? Hangi kurum nereye bağlıdır? Bu kurumlar işte teferruatında içeriğinde neleri barındırır? Örnek veriyorum İçişleri Bakanlığı'nın görevleri nelerdir? Bağlı kuruluşları kimlerdir? Hangi kurumlardır? Gibi. Aslında zor bir konu değildir. Bunu ifade edeyim. Teşkilat da zorlanır birçoğu ama teşkilat kolay bir konudur. 9 tane de mahalli idareler yani yerel yönetimler sorusu gelir. Bu tamamen mevzuattır. İl özel idaresi,
Büyükşehir Belediyesi ve belediyeler bu mevzuatın içerisindedir. 5393 sayılı kanun, 6030'du galiba, yanlış hatırlamıyorsam, gibi kanunlarla da bu konuya çalışırız. 12 tane de mikro ve makro iktisat, 12 toplamda 12, 6 mikro 6 makro iktisat olmak üzere buradan da soru çıkıyor. Böyle aslında geniş kapsamlı, spesifik bir sınav. Aslında yani kapsam her ne kadar geniş olsa da alanlar spesifik ve çalışılabilmesi bence kolay olan bir sınav. Peki yanlışlar doğruyu götürüyor mu diğer sınav sistemlerinde olduğu gibi? Evet, şöyle aslında birçok sınavda yanlış doğruyu götürmez. Örnek veriyorum, idari yargı hakimliği sınavında yanlış doğruyu götürmüyor. Standart sapma da söz konusu, fakat kaymakamlık sınavında netiniz neyse puanınız odur, yanlış doğruyu götürür. Peki bu sürece ne kadar bir zamanda hazırlandınız siz? Ya da şu zamanda başlamışım, daha erken başlayabilirdim dediğiniz bir süreç oldu mu? Açıkçası olmadı. Ben bu sınava yani şöyle, tabii bir öncesi var. Üniversiteyi bitirdikten sonra 107. dönemin sınavına çalışmıştım. Yani daha evvelinde bir sınava girdim. Daha sonrasında 108. dönem sınavında da kaymakamlık için kursa gittim. Onu ifade edeyim. Yani kurstan faydalandım. Hatta onu açabilir miyiz? O konuya girmişken özür dileyerek. Kurs süreci, kursun yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii tabii. Furkan Alpay'la orada tanıştık. İbrahim Pelik'le orada tanıştık. Tabii bunlar fakülteden bizim tanışamadık. Çünkü fakültede alt dönemlerimiz, ama fakülteden aşağı yukarı simayen bildiğimiz kardeşlerimizdi. Daha sonrasında dershanede tanıştık. Kaymakamlık kursunda Başkent Kariyer'in, yani reklam olmayacaksa, gerçi biz bizeyiz. Başkent Kariyer'in kaymakamlık kursunda tanıştık. Faydası oldu tabii. Yani hem süreçle ilgilenmek anlamında, hem konuları zihnimizde daraltmak anlamında çok büyük faydası oldu. Eğer tek başına, kendi başına çalışmakta güçlük çekiyorsa bir kimse, ben kursu tavsiye ediyorum. Ama şahsi olarak da yürütülebilir galiba. Tabii tabii, ben 107'de, 107. dönemde şahsi olarak kendim çalıştım. Kendim hani bir süre belirledim. 25 gün bir çalışma sürem oldu. Orada da bir iki netle nasip olmamıştı, kaybetmiştik. Demek 108'e nasipmiş. Dolayısıyla hiç o noktada sıkıntı yok. Birçok kimse de kendisi çalışıyor, kursu ihtiyacı duymadan bu sınavı kazanabiliyor. Çünkü bu sınavın mantığını, mentalitesini anlamışsanız, sınav zor bir sınav değil. Yani mutlaka zor. Hani, ama mantığını bilmek ve sistemli çalışmak, ciddi emek vermek lazım. Rehavete kapılmamak lazım. Bıkkınlık yaşamamak lazım. Peki totalde önerebileceğiniz bir süreç var mı? Hani ikinci kez hazırlanmamış olsaydınız, ilk yılınızda kaymakamlık mesleğine atanmış olsaydınız, yani bir kaymakamlık sınavına hazırlanan öğrencinin ne kadarlık bir çalışma ayırması gerekir? Şimdi Büşra Hanım, ben size şöyle ifade edeyim. Buyurun. Ben kaymakamlık kursuna Nisan ayında başlamıştım. Nisan ayında başlayan kursumuz zannediyorum Ağustos'un başında bitmişti. Yani Ağustos'un başında bitmişti. Hatta biraz da geç bitirmiştik. Daha sonrasında ben ders çalışmaya ciddi manada, artık hani Bismillah deyip hadi başlayalım dediğim tarih Eylül'ün 6'sıdır. Sınavımız da Kasım'ın 9'undaydı. Yani Eylül, Ekim, Kasım, 2 aylık bir süre içerisinde sınava çalıştım. Sınava çalışırken mantığım şuydu: bir ay konu çalıştım, bir ayda soru çözdüm. Yani bu ikinci ayda konuya çok bakmadım, ama konuyu şöyle çalıştım. Çözümlü soru bankaları üzerinden gittiğim için ben o soru bankalarının çözümlerini tek tek okudum. Bildiğim soruları dahi okuyordum. Örnek veriyorum, basit bir soru var. Ben onun cevabını biliyorum, ya da zor bir soru var, onun da cevabını biliyorum, ama ben o soruları ayırt etmeden o çözümleri okuyordum. Çünkü tekrar konuya dönmek istemiyordum. Konuyu bu şekilde çalışmış oluyordum. Çıkmış soruların
nasıl bir yarar olduğunu düşünüyorsunuz peki bu süreçte? Tabii çıkmış sorular önemli. Şimdi bakın ÖSYM bütün sınavlarda birbirine benzer sorular sorar. Daha evvel sorduğu soruyu tekrar bir başka sınavda başka rakamlarla, başka cümlelerle ya da başka bir şekilde çevirir, aynı soruyu tekrar getirir, öğrencinin önüne koyar. ÖSYM'nin de belli bir havuzu var. Çıkmış sorular çok önemli. Soru tipini görme anlamında geçmiş sınavları, şimdi bir öğrenci çıkmış soru çözmeye başladığı zaman şu psikolojiye bürünür. Der ki bak ben çıkmış soruları çözebiliyorum. Demek ki geçen sene girseydim bu sınavı kazanacakmışsın. Demek ki bu yıl böyle benzer bir sınav gelirse ben bu sınavı kazanacağım psikolojisine girer. Motivasyon anlamında çıkmış sorular önemlidir. Peki tekrar tekrar çözülebilmesini tavsiye eden insanlar olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ben de biraz, benim mantık o. Yani çözmek lazım. Aynı soruları tekrar tekrar çözebilirsiniz. Şimdi tabii bizim dönemimizde belli başlı kaynaklar vardı. O kaynaklar üzerinden gittik. Furkan da zannediyorum onların anlattım. Önerisinde bulunabilir misiniz? Yine rica eden arkadaşlarımız var çünkü. Hani açabilir miyiz o kaynakları, hangileri olduğuna dair? Tabii şimdi ben şöyle ifade edeyim. Kaynak noktasında söyleşinin bir kısmını izledim ama Sultanhisar Kaymakamımız anlatmıştır diye tahmin ediyorum. Aslında kaynak noktasında tüm teferruatlarıyla tüm kaynakları taramış, bütün kaynakların eksisini artısını yazmıştı Furkan. O noktada da tavsiyelerde bulundu mu bilmiyorum. Söyleşinin bir kısmını izledim ama ona denk gelmedim. Ben ifade edeyim. İsme vereyim. Mesela ben statüs vardı. Statüs Soru Bankası. Onu beğenmiştim. Gayet güzel bir kaynaktı. 4T çıkmış sorular. İdeal bir kaynaktı. Mülkiye Amir, tabii Mülkiye Amir önemli bir kaynaktı. Yani çok da faydasını gördüm. Hatta kaymakamlık sınavına en benzer sorular oradaydı. Yani diğer mesela statüsün şöyle bir özelliği var. Statüs ise ezberletir. Yani soruyu soruyor, altına hemen cevabını görüyorsunuz. O ezber mantığı, çok basit. Kalem kalem mevzuatı almış, kalem kalem yazmış. Dolayısıyla o size soruları ezberletiyor. Çok faydalı. Ama üniversite kaymakamlık sınavına en yakın bence Soru Bankası Mülki Amir Soru Bankası'ydı. Başkent Kariyer'in, Bilal Hocamızın yazdığı, yani kitap gerçekten faydalıydı. Ben onu hatta son hafta bir kez daha çözdüm ve çok büyük faydasını gördüm. Peki bunun dışında okumamız gereken kanunlar hakkında hangilerini önerirsiniz? Şimdi şöyle, tabii birçok kanun var, kararname var. Yani şimdi burada yazmaya kalksak bir sayfayı geçer belki, iki sayfayı geçer belki. Ama şu anda aklıma gelenler, işte mahalli idarelerin mesela mevzuattan çalışmanız gereken alanlar vardır. Yani mevzuatını bilmeniz gereken alanlar vardır. Bunlar nelerdir? Mahalli idareler mevzuatını bilmeniz gerekir. Çünkü ÖSYM direkt mevzuattan çeker soruyu. Mevzuattan alır. Dolayısıyla yerel yönetimlerin mevzuatını 5393 sayılı belediye kanunu, 5302 sayılı, yanlış hatırlamıyorsam eğer, yani arkadaşlar beni düzelsin yanlışsa eğer, İl Özel İdaresi Kanunu gibi kanunlar, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, bunlar önemlidir. Bakın bunlara baktınız. Kararnameler var. Nedir mesela? Bakanlık teşkilatlarını belirleyen kararnameler var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulmuş, işte bir sayılı, iki sayılı, üç sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Bu kararnamelerde İçişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın teşkilat yapısı belirlenmiş. Kurumlar nereye bağlanacak? Hangi kurum nereyle ilişkili olacak, ilgili olacak? Bunlar belirlenmiş. Bunları okumak her zaman akılda kalıcı olur. Mevzuat önemli. Bu noktada zaten direkt kitap ismi de vereyim. Yiğit Yılmaz Kaymakam, yanlış hatırlamıyorsam, yani biraz unuttuk tabii. Mevzuat kitabı vardı. Mevzuat çalışma kitabı. Yani başka bir kitaba gerek yok. Onu alacaksınız. Eğer mevzuat çalışmakta hevesliyseniz, mevzuat çalışmanın önemini farkına varmışsanız, mevzuat çalışma kitabı Yiğit Yılmaz'ın alacaksınız. Onu iki defa okuyacaksınız. Onu okuyacaksınız. Mevzuatı okuyup soru çözeceksiniz. Mevzuatı okuyup soru çözeceksiniz. Böylece o mevzuat sizin zihninize yer etmiş olacak.
Peki güncel bilgilerin bu sınav için önemi nedir? Tabii güncel bilgiler şöyle, bir kere Türkiye ekonomisinde önemli. Yani enflasyondan tutun da işsizlik rakamlarına kadar TÜİK verilerini takip etmek önemli. Hani kesin çıkacak %100 TÜİK verilerinden soru çıkar. Ya aman ha hiçbir şeye bakmayın buna bakın. İşte güncel verileri çok yoğun takip edin değil. Ya sınava girmeden ya da işte kulağınız hep aşina olacak. Şimdi bakın bu sınavları kazanmak istiyorsanız yani bu sınavlarda başarılı olmak gayesi edinmişseniz eğer zihniniz, fikriniz, bütün benliğinizle kendinizi konulara vereceksiniz. Yani Türkiye ekonomisi sadece size masanıza koyduğunuz kitaptan ibaret asla olmayacak. Yani öyle bir şey yok. Yani ben Türkiye ekonomisi işte örnek veriyorum. Hocanın ismi neydi? Yasin Çoban mesela. Yasin Çoban alacağım. Ben Türkiye ekonomisi kitabını bitireceğim. Efendime söyleyeyim. Sonrasında ben Türkiye ekonomisinden 9 yapacağım değil. Değil, öyle değil. O bedavacılık. Onu söyleyeyim. O bedavacılık. Ona tabii o önemli. Onu okumak lazım. Ama esasında ilgilenmek, kulak kabartmak, Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, ülkenin dünya ile ilişkileri nereye gidiyor, Türkiye ekonomisi verileri nelerdir, TÜFE rakamları ne oldu, ÜFE rakamları ne oldu, haberleri izlemek lazım, manşet enflasyonunu bilmek lazım. Yani Türkiye'nin gündemiyle alakalı olmak lazım. Bunları özellikle vurguluyorum ki zaten bir kaymakamın arkadaşlar kaymakam olmak isteyen bir insanın dedim ya derdi memleket olacak, hemhal olacak, her konuyla ilgilenecek. Yani işte Birleşmiş Milletler bir karar almış bana ne ya bana ne değil. Ya sen kaymakamsın ve onunla ilgileneceksin. O karar senin için mühim. Ya ben işte bir ilçeye gideceğim ama o ilçede Birleşmiş Milletler'in kararı beni etkilemeyecek. Ya önemi yok. Etkileyip etkilememesinin önemi yok. Sen kaymakam olarak geleceksen bir ilçe, devleti temsil edeceksen devletin iştigal ettiği, ilgilendiği tüm alanları bilmek senin yararın olur, devletin de faydasını olur. Peki, Türkiye ekonomisine nasıl yaklaşmamız gerektiğine dair az önce tavsiyelerinizi dinledik. Peki, iktisat açısından ağırlıklı bir sınav olduğunu biliyoruz. Bunun için tavsiyeleriniz nedir iktisat dersimiz için? Şimdi iktisat dersi için tabii bu konuda Furkan'a sordunuz mu bilmiyorum. Şimdi iktisat dedim mi? Yani ben Furkan gerçekten çalışma prensibi olarak maşallah gerçekten çok sistemli çalışıyordu. Tabii iktisat bilgisi, maliye mezunu olması hasebiyle iktisat bilgisi benden çok çok daha derindir. Fakat ben iktisadı vasat olanlara sesleniyorum. Şimdi beni iyi dinlesinler. Yani iktisadı vasat olanlar nasıl iktisadı halledecek? İktisattan korkanlar, iktisadı bir kenara itenler, ya iktisatsız ben bu sınavı kazanacağım diyenler gaflet halindedir. Dolayısıyla o gafletten çıkaracağız onları. Şimdi niyetimiz o. Ne yapacaklar? İktisadı kötü olanlar mutlaka eğer kurs desteği almamışlar ise bir YouTube'dan bir hocadan dinlesinler. Yani herhangi bir hoca olabilir bu. Birçok hoca var. Bunlardan bir tanesinden videoları dinleyebilirler. Eğer konuya biraz aşina iseler, yani iktisadı biraz biliyorsa öğrenci, kavramları biliyorsa, ikame mal nedir, enflasyon nedir, reel gayri safi yurt içi hasıla, nominal kavramı nedir gibi biliyorsa, ben şunu yapmıştım, 2 ay boyunca analizin çözümlü soru bankasını, soruları çözüp çözümlerini okumuştum. Benim mantığım bu. Soru tipi görmek ve çözümünü görmek. Böylece zihnime yerleşiyordu. Dolayısıyla ben iktisatta 9 soru işaretledim. 8 doğrum vardı. Emeğimin karşılığını almıştım yani öyle ifade edeyim. Dolayısıyla eğer ama asla şunu yapmasınlar. Yani iktisat çok önemli değil. Yani 12 soru var. Ben iktisat hiç yapamıyorum. Anayasa idareyi fullerim diyenler yanlıştadır. Niye yanlıştadır? Şimdi ben 107'de bunu yaptım çünkü. Şimdi ben bu konuşmayı, bu söyleşiyi biraz da bundan kabul ettim. Damdan düşeni, damdan düşen anlar. Şimdi ben damdan düştüm. Arkadaşlara diyorum ki, siz düşmeyin. Sizin düşmemeniz için özellikle bu söyleşiyi yapalım diye sizin de davetiniz benim için de hani güzel oldu.
En azından bu deneyimlerimizi paylaşma imkanı bulmuş olduk. Şu çok net. Ben 107. dönemde çok iyi anayasa, bu arada anayasama idareme çok güvenirim. Neticede bizim fakültemiz kamu hukukunu yoğun veren ve iyi veren bir fakültedir. Ve sınavda da iyi yapmıştım 108'de. Fakat 107'de %100 emin olduğum, bildiğim, herkese anlattığım 8 tane idare hukuku sorusunu yanlış yaptım. Bu ne demek? Bu şunu demek. Çok iyi bilseniz dahi bazen sınavda psikolojiniz gider gelir ve bir emin olduğunuz soruyu yanlış yaparsınız. Dolayısıyla mutlaka onun alternatifini ortaya koymanız lazım. İşte onun alternatifi iktisattır. Peki bunun dışında ben yaptım siz etmeyin diyebileceğiniz bazı yanlışlarınız var mı acaba? Ben yaptım siz etmeyin, Türkçe çalışın. Türkçe çalışın, Türkçe çalışmadım. Türkçeme çok güvendim. Bütün yani çok kitap okumayı severim. Ondan sonra geçmiş sınavlarda, üniversite sınavlarında filan da Türkçeyi genelde full yapmıştım. Biraz bu noktada kendime güvendim. Dedim ki Türkçeyi yaparız dedim ama Türkçe beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla sizlere tavsiyem Türkçe sorusu çözün. Günde 20-30 tane paragraf çözün. Peki nicel olarak bir sayı vermek istediğimizde günlük kaç saat çalıştığınızı söyleyebiliriz? Evet, şimdi yine burada beni ölçü almamanızı tavsiye ederim. Burada beni ölçü almayabilirsiniz. Çünkü benim çalışma prensibim biraz farklı. Ben günde ortalama 5 saat, maksimum 5 saat çalışıyordum. Yani saat 9.30-10 civarı kütüphaneye gidiyordum. Araları falan geçersek kronometre tutuyordum. Kronometre saat 6 gibi çıkıyordum ve 5 saati buluyordum. 4.30-5 saat. Bu bana yetiyordu. Hani şu manada yetiyordu. Ben 5 saatin 6 saatin üstüne çıktığımda, 7 saatin üstüne çıktığımda biraz da artık zihin duruyor ve bilgiyi kabul etmiyordu. Dolayısıyla ben kendi sistemimi ona göre, planımı ona göre yapmıştım. Ama bir kimse 7 saat, 8 saat çalışabiliyorsa çalışsın. Hiç bir engel yok bu noktada. Ama maksimum benim tavsiyem 6 saat ideal, yani 6 saat çalışılabilir bu sınav. Peki siz kaç net yapmıştınız? Yani 82 idi zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 82 netim vardı. Yani puanım 82 virgül bir şeydi. Bu tabii bizim dönemde soru iptali de yaşanmıştı. Bundan da bir küsurat çıktı. Yani benim 83 doğrum vardı zannediyorum. 83 doğrum işte yani 82-81 net bandında bir şey yaptım. Peki bu avukat... Tabii yani zaman geçtikçe gündemimizden çıkmış. Doğru, haklısınız. Peki bu kadar değildik ama sınavların kaç yılda bir yapıldığında her yıl alımlar olup olmadığından da bir bahsedebilir miyiz acaba? Alımlarımız şimdi, hangi süreçlerde oluyor? Şimdi tabii bu bakanlığın takdirinde bunu biz de bilemiyoruz. Bakanlık bu planlamayı... İhtiyaç halinde mi oluyor yani daha çok? Evet, şöyle Büşra Hanım, şöyle ifade edeyim. Yanlış bilmiyor isem 2003 yılından beri kaymakamlık sınavı her yıl yapılmış. Yapılmayan bir yıl var, 2013 olabilir. Ama genel olarak her yıl yapılıyor. Son yıllarda 100 kişi, 100 kaymakam adayı alınıyor. Yine bu yılda yapılacaktır büyük ihtimalle. Her yıl yapılır ama sayı değişebilir. Ama bu ara son 4 yıldır, 5 yıldır 100 alım yapılıyor kaymakam adaylığı sınavlarında. Yani her yıl yapılır aşağı yukarı ama tabii bu eskiden bu kadar konuşulan bir sınav değildi. Niye değildi onu da ifade edeyim. Kaymakamlık niye bu kadar öğrencinin gündemine girdi onu ifade edeyim. Eskiden KPSS sınavlarında belli bir puan alma şartı vardı. Kamu yönetimi alanında, kamu yönetimi puan türünde 80'i geçme şartı vardı. Birincisi bu. İkincisi bu kadar alım yoktu. Bu kadar fazla kaymakam adaya alınmıyordu. İkinci neden de bu tabii. Dolayısıyla şimdi herkes girebiliyor sınava. Yani bir sınırlama yok. Kamu yönetimi bölümü bitiren, İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitiren
Hatta artık farklı fakültelerden de sosyoloji gibi, psikoloji gibi bölümleri bitirenler dahi girebiliyor. Biraz daha çerçeve genişledi. Dolayısıyla artık kaymakamlık sınavının hani biraz da gündeme girme nedeni budur diye düşünüyorsunuz. Evet, böyle ifade ediyoruz. Peki şöyle bir şey sorulmuş. KPSS ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz sınavımızın? Ders ağırlığı açısından değerlendirebiliriz. Az önce konum itibariyle belirttik. Puan mutlaka itibariyle. Tabii ders itibariyle benzerliği ya da farklılıkları nelerdir? Ya da zorluk seviyesi nasıldır bir kıyas yapılacak olursa? Şimdi şöyle, kaymakamlık sınavı KPSS'ye nazaran kalem olarak daha az dersi içeriyor. KPSS'de muhasebe var, maliye var, iktisat var, iktisadın tüm dalları var. Para banka, uluslararası iktisat gibi alanlar da işin içine giriyor. Yine genel yetenek, genel kültür alanı 120 sorudan oluşan bir alan var. Dolayısıyla KPSS nispeten daha zor bir sınav. Yani bunu söylemek lazım. Kaymakamlık ve KPSS'nin alakası var mı? Tabii iktisat KPSS'de de var, kaymakamlıkta da var. Hukuk KPSS'de var, yine kaymakamlıkta da var. Dolayısıyla KPSS'ye ciddi hazırlanmış bir kimse kaymakamlık sınavına da hazırlanabilir. Kaymakamlıkta ne farklılaşıyor? Burada farklılaşan şu: birincisi insan hakları hukuku, İkincisi idare hukuku detaylı bir şekilde sınavda soruluyor. Yani temelde bunlar var. Türkiye ekonomisi daha detaylı soruluyor. Evet. Peki bir arkadaşımız iktisat hakkında daha derin bilgi istemiş ama değinebileceğimiz kadar değindik mi? Söyleyebileceğiniz şeyler var mı yine iktisat adında? Evet, yani derin bilgi ne kadar derin olabilir? Şöyle. Evet, derin bilgi de enteresan bir tanımlama olmuş. Şöyle ifade edelim. Genel bir yani ilgilenmek lazım. Bu iktisadı öğrenmek istiyorsa bir kimse, iktisat derin bilgiyi veriyorum, sırrı veriyorum. Bol soru çözecek, konuyu da bilecek. Özeti bu yani. Evet. Peki siz idare ve anayasa hukuku çalışmalarınızı nasıl gerçekleştirdiniz? Şöyle, anayasa hukuku anayasa hukukuyla alakalı bir kitap okudum. Ahmet Nohçu'nun kitabıydı. Onu bitirdikten sonra da bol bol anayasa mevzuatına baktım ve bol bol soru çözdüm. Zaten mevzuat dışı soru gelmiyor. Tamamı mevzuattan geliyor 13 sorunun da. İdare hukukunda da yine bir kitap bitirdim. Tabii farklı kaynaklar koyabiliriz ortaya. Birçok kaynak koyabiliriz. Esas mesele burada planı yapabilmek, şek ve isteğe sahip olabilmek. Yani o çalışma şevki var mı? Azmi var mı? Hayal edebiliyor musunuz? Zihninizde tasarlayabildiniz mi? Kaymakamken görüyor musunuz kendinizi? Koltuğa oturdunuz mu? Yani esas mesele budur. Kaynak çeşitlendirilebilir. İnanın ben size onlarca kaynak sayarım. Birçok kaynak var. Hele ki şimdi son 109'dan sonra kaynak çeşitliliği daha da arttı. Eski, yani bizim girdiğimiz 2019'da biraz daha dardı. Şimdi biraz daha arttı. Bu yıl daha da artacak. Bu bir piyasa, bir pazar yani. Kaymakamlık veyahut sınavlar bir pazar. Dolayısıyla bu pazarda kendi ürününü satmak isteyen birçok hoca var. Birçok kaynak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kaynak çok esas sorun kaynak değil. Kaynak çok. Esas sorun siz istiyor musunuz? Siz planınızı yaptınız mı? İlk hedefiniz burası mı? Ya da alternatifleriniz var mı? Kendinizi nerede görüyorsunuz? Şevkiniz var mı? Yoksa nasıl olacak? Yani esas mesele bence bunlar. Kitap önerilerini şu şekilde gerçekleştirebilir miyiz? Arkadaşlarımızın önünde de ben sizden rica etmiş olayım bunu. Zaten kitap okumayı sevdiğinizden bahsetmiştiniz. Bizim kulübümüzün üyeleri ve takip eden arkadaşlarımız adına bize bir listede bulunabilir misiniz söyleşimizin ardından? Tabii ki, tabii ki bulunurum. Hatta yani şu anda da aklıma gelen kitaplardan söyleyeyim. Yani
Tabii bir liste yapabilirim. Ya aslında bu ilgi yine bu neyle ilgilendiğinizle alakalı. Mesela ben Milli Mücadele tarihi okumayı çok seviyorum. Milli Mücadele ile alakalı tarihi romanları okumayı, o dönemin sosyolojisini incelemeyi seviyorum. Yine çeşitli siyaset bilimi alanında okumalar yapmayı seviyorum. Örnek veriyorum işte Süleyman Seyfi Öğün'ün Politik Bilim diye bir kitabı vardır, tavsiye ederim. Ahmet Taner Kışlalı siyaset bilimi, Heywood siyaset bilimi yine siyaset kitabı. Buna mukabil Kemal Tahir'in romanlarını Sular Seller gibi okumanızı tavsiye ederim. Tarık Buğra'nın romanlarını tavsiye ederim. Ömer Seyfettin ki Türk hikayeciliğinin piridir, tavsiye ederim. Buna mukabil Reşat Ekrem Koç'u, dili çok tatlıdır, akıcı bir dile sahiptir. Tarihimizde Garip Vakalar, Türk Zaferleri gibi çok güzel eserleri vardır. Reha Çamuroğlu'nun Yeniçeri kitabını tavsiye ederim. Yakın zamanda okuduğum Orhan Koloğlu'nun Arap Kaymakam kitabını tavsiye ederim. Evet, yani Cemil Meriç, Nurettin Topçu, aslında bunlar bizim kültür dünyamızın önemli isimleri. Bunları okumak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İki arkadaşımız da şöyle bir şey Evet, Ziya söylemişler. Gökalp'i tavsiye ederim. Sadri Maksudi Arsal'ı tavsiye ederim. Yusuf Akçura'yı tavsiye ederim. Yani mesela Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak kitabı önemli bir kitaptır. Yine Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset makalesi. Osmanlı Devleti'nin yıkılırken, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde kültür dünyamızda, fikir dünyamızda ortaya çıkan ideolojileri anlatan Üç Tarzı Siyaset makalesi ince bir kitaptır. Tavsiye ederim. Evet. Buyurun, kusura bakmayın sözünüzü kestim. Yok, estağfurullah. Şu an iki tane galiba sınav deneyimi geçiren arkadaşımız var. Biri KPSS, biri kaymakamlık adına. Kaymakamlık sınavında 2019 yılında idari hukuk kısmında sıkıntılar yaşamış bir arkadaşımız. Sizin idari hukuku hakkında tam anlamıyla yetkin olabilmemiz için bir öneriniz var mı acaba? Şimdi şöyle, tabii biz ya ben üniversitedeyken de yoğun idare hukuku ve kamu hukuku ders aldığımı ifade etmiştim. Yetkin olabilmek, hiçbirimiz yetkin değiliz. Sadece sınavı kazanabilecek seviyedeyiz ya da kazandıracak kadar net yapabildik. Yani yetkin olmak çok iddialı bir söz. Profesörler yetkindir ya da bu işi anlatanlar yetkindir. Ama sınavı kazanmak istiyorlarsa idare hukukunun yani şu üç sacaya oturtalım, şöyle yapalım. Diyelim ki bir konu Buyurun. anlatımlı kitap, yani Ahmet Nohutçu olur. Ya da işte Demis'in idari hukuku kitabı vardı. Yani şu çok da hatırlamıyorum ama piyasadaki idari hukuku kitaplarından bir tanesi. Eğer ki idari hukukunu mentalite olarak anlamakta zorlanıyorlarsa, yani idari hukuku işletme mezunudur mesela. İşletme mezunu idari hukuku görmemişti. İdare hukukunu anlamakta zorlanmaktadır. Ne yapacak? Gidecek Kemal Gözler okuyacak. O Nohutçu'yla falan uğraşmayacak. O gidecek Kemal Gözler okuyacak. Önce oradan ya da Metin Günday okuyabilirim. Yani çünkü onlar hani idare hukukunun teorik kitabını ortaya koymuşsunlar. Metin Günday'ın galiba günceli yok ama Kemal Hoca'nın güncel idare hukuku kitabı var. Onu tavsiye ederim. Okusunlar. Böylece hani hem kaymakamlık sınavına da 5-6 ay var, tahmin ediyoruz tabii bu. Yani bizim sınavla da eş güdümlü yaparsak 5-6 aylık bir süre var. Dolayısıyla Kemal Gözler 2 haftada, 1 haftada bitecek bir kitap. Kemal Gözler okuyarak hani o şimdi mesela sınava yönelik kitaplar zihninize oturmuyordur. Ahmet Nohutçu okuyorsunuzdur veyahut Temis'in kitabını okuyorsunuzdur veyahut başka bir sınava yönelik başka bir kitap okuyorsunuzdur ama zihninizde oturmuyor. O zaman sen kardeşim bu işin teorisini okuyacaksın. Benim bu sınavlardaki yaklaşımım bu. Eğer sınav kitabı size vermiyorsa o mantığı, teorisini okuyun. Üniversitede okutulan bir kitap okuyun. Yani gidin Kemal Gözler'in hani kitabını okuyun. Yani çünkü o idare hukukunu iyi anlatır.
Başka isimler de vardır mutlaka. Ben hani ondan faydalandığım için söylüyorum. Peki üç sac ayağından birinin birincisi kaynak bu. Olduğunu konu anlatın mı? İkincisi ne acaba? Bu. İkincisi onu okuduktan sonra ikincisi yani eğer kitap okumak size fayda sağlamıyorsa o zaman demek ki sen bu dersi, bu alanı birinden dinlemen gerekiyor. Yani sen kitap okudun kavrayamadın, sorun mu yaşıyorsun kardeşim? Sen bu kitabı okudun çözemedin. O zaman yapman gereken şey ya video ders ya da fiziki olarak artık bir herhangi bir kursa gitmek. Üçüncü sac ayağı da bol soru çözmek ve mevzuatla ilerlemek. Yani bu ikisi eş güdümle hareket edecek. Mevzuat okuyacaksınız, sonra soruyu çözeceksiniz. Mevzuat okuyacaksınız, soruyu çözeceksiniz. Böylece zihninize yerleşecek. Ama eğer ben idari işlemleri anlayamadım, idarenin yetki, şekil, sebep, amaç, konu nedir? Ondan sonra kamu malı neyi ifade eder? Kolluk niye bir kamu hizmetidir? Nasıl bir kamu hizmetidir? İdarenin düzenleyici işlemleri nelerdir? Yönetmelik nedir? Efendime söyleyeyim işte genelge nedir gibi böyle şeyleri kavrayamamışsan, normları kavrayamamışsan eğer genel bir kitap okumak mantıklı. Peki üçüncü olarak? Üçüncü olarak da bol soru çözmek ve mevzuat okumak. Tekrarlarda bulunmak ve zihnini yenilemek. Evet. Gibi. Peki bir arkadaşımız da şu an Mülkiye Kamu 3. sınıf öğrencisiyim demiş. Hayalim kaymakam olmak. Orta öğretim KPSS'den 93 puan aldım. Sizce bir kamu kurumuna atanmak için tercih yapmalı mıyım? Yoksa tüm gücümle kaymakamlık sınavına hazırlanmalı mıyım? Demiş. Yani evet. Ya 93 puan az bir puan değil. Evet. Mülkiye'den arkadaşlar yine orijinal sorularla başladılar. Şöyle tabii bu senin hayatın için vereceğin bir karar. Buna biz karar veremeyiz. Bunu sen bilirsin. Hani iyi bir puan almışsın. Eğer bir yeri tutuyorsa Ankara'daysa benim tavsiyem Ankara'daysa tercih yapabilirsin. Böyle yapan arkadaşlarımız vardı. Yani bizim zamanımızda da orta öğretim KPSS'den belli bir puan alıp çeşitli kurumlarda çalışan arkadaşlarımız vardı. Yapabilirsin. Niye yapmayasın? Ama bu senin vereceğin bir karar. Mülkiye'de okuyan arkadaşa şunu söyleyeyim. Kardeşim sen YDS al. Sen kaymakamlığı son sene düşün. Önce YDS al yani. Onu söyleyeyim. Hazır YDS'den bahsediyorum. Sadece Mülkiye için değil tabii bu. Ben de siyasal mezun olduğum için ifade ettim ama sadece Mülkiye mezunlar için değil. Bütün İktisadi İdari Bilimler mezunlar için bunu ifade ediyorum. Eğer ki 3. sınıftaysa, 2. sınıftaysa şimdiden kaymakamlığı konuşmak hayal etmek değil, konuşmak çok erken. Hayal edin, zihninizde olsun ama evveliyatında arkadaşlar YDS alın, yabancı dil puanınız olsun. Kendinize bir alternatif yaratın. KPSS için bir temel oluşturun. Kişisel gelişiminizi sağlayın. Bilgi, görgü ve becerinizi arttırmaya çaba sarf edin. Yani bol bol kitap okuyun. Ve ben şu anda tekrar yeniden geriye dönsem, üniversite birinci, ikinci veyahut üçüncü sınıfta olsaydım, yapacağım şeyler bunlar olduğu için söylüyorum. Yani bol kitap okurdum, YDS puanımı alırdım, yani İngilizce öğrenirdim. Ve kendimi geliştirmeye çalışırdım. Sosyal hayatımı geliştirmeye çalışırdım. Ama mezun olmuştur, KPSS'ye girmiştir, temel hedefi artık kaymakamlık olmuştur. Onun yapacağı şey kaymakamlığı ciddiyetle çalışmaktır. Peki hazır YDS'den bahsetmişken kaymakamlıkta ya da diğer kariyer meslekleri adına da düşünebiliriz. YDS'nin önemi nedir? Özellikle kaymakamlık adına size sorayım ben bunu. Şöyle kaymakamlıkta şöyle bir avantaj olabilir. Bir maaş avantajı olur. Ama çok cüzi bir miktar. Yani cüzi bir miktar. Her kurumda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı da YDS puanı olanlara belli bir miktar ekstra ücret ödüyor. Yani bu maaşa bir katkısı oluyor. Tabii hani kaymakamlık bağlamında söylüyorum bunu. Diğer kurumlarda var ama bizde cüzi bir miktar. İkincisi şu, mesela yurt dışına gideceksiniz. Bakanlık şöyle yapabilir. Yani İngilizce biliyorsanız eğer başka ülkelerde değerlendirebilir. Ya da İngilizce biliyorsanız yurt dışına gittiğinizde İngilizcenizin üstüne koymuş olursunuz. İngilizcenizi gitgide geliştirmiş olursunuz.
Buraya gelirsiniz, yüksek lisans yaparsınız. Daha sonra tekrar yurt dışına çıkarsınız. Yani bir bilgiyi bilmenin kimseye bir zararı olmaz, faydası olur. Peki yine az önce yaptığım, eğer birinci sınıfa dönseydim sosyal hayatta daha alternatifleri olan bir insan olurdum gibi bir ibare kullandınız. Peki sizin sosyal hayatınız genel anlamında nasıldı? Evet, benim sosyal hayatım iyiydi aslında. Yani şöyle, ben üniversite hayatını kendi içerisinde güzel yaşamış, fayda görmüş, aktif bir üniversite hayatı geçirmiş bir öğrenciydim. Yani konferanslara giderdik, efendime söyleyeyim işte gelen işte mesela bir yerde örnek veriyorum bir panel olur, panele giderdik, işte sempozyumlara giderdik. Buna mukabil kitap okumaya çalışırdım. Kendi arkadaş grubum, üniversiteden çok samimi olduğum, hala da çok sık görüştüğüm arkadaşlarımla beraber onlarla memlekete dair, devlete dair, topluma dair, sosyal yaşama dair, dünyaya dair konuşmalar yapardık. Birbirimizi beslerdik. Bunun faydasını çok gördüm. İnanın yani sosyal hayat dediğim şey, şimdi kimisine göre gezmek, tozmaktır. Kimisine göre işte sempozyumlara gitmek, panelere gitmektir. Kimisine göre arkadaş ortamı içerisinde, çevresi içerisinde bir rutin oluşturabilmektir. Bizde hepsinden biraz biraz vardı. Biraz daha ölçülüydük. Ama mahrum da bırakmadınız kendinizi. Tabii. Yani şunu ifade edeyim. Doğru insanlarla diyalog kurabilmek çok önemlidir şu anım. Yani doğru insanlarla görüşmek. Beni mesela etkileyen, benim çok sevdiğim kardeşim Ümit Coşkun, mesela Ümit Ankara Siyasal Uluslar mezunudur, çok kıymetlidir. Yine Hacı Mehmet Sarıbostan diye Sivaslı bir kardeşim, Ümit Malatyalıdır, Hacı Sivaslıdır. Yani geniş bir çevreye sahiptik ve bu çevre birbirini besliyordu. Sizi eğer bir kimse ayaklarınızdan tutup aşağı çekiyorsa onunla diyalog kesin. Benim tavsiyem bu. Bu bir abi tavsiyesi, bir kardeş tavsiyesi, bir dost tavsiyesi. Böyle kabul edin. Sizi aşağı çeken insanlarla diyalog kurmayın. Size bir faydası yok. Eğer ama sizinle, size kitap hediye ediyor, sizinle kitap okumak istiyor ya da sizinle sohbetleri ciddi meseleler üzerine gidiyor ise ve size hayal kurdurabiliyorsa, böyle insanlarla görüşmek işte en önemli sosyal hayatın kazanımı odur benim cihetimde, benim bakış açımda böyle ifade ediyorum. Evet. Gerçekten çok haklısınız o konuda. Peki gönüllülük faaliyetlerinin, kulüp üyeliklerinin kaymakamlık sınavlarında avantajları var mıdır? Ya mutlaka olur. Niye olmasın? Avantajları mutlaka vardır. Yani orada kendini ifade edebilen, böyle gönüllü işte kulüplerde, üniversite kulüp, mesela bu kulüpte, bu kariyer kulübünde görev alan arkadaşlar, şimdi bakın siz burada benimle işte bir söyleşi yapıyorsunuz, planlama yapıyorsunuz, işte sorular hazırlıyorsunuz, bu kadar insana hitap ediyorsunuz, bu önemli bir şeydir. Bu insana özgüven katar ve faydasını ileride de çok görürsünüz. Bu sadece kaymakamlık için değil, tüm mülakatlarda, İş yerlerinde demek ki önce olabilme ruhuna sahipsiniz demektir. Demek ki kendinizi ifade edebilmek gücüne sahipsiniz demektir. Dolayısıyla bunların faydası olur, zararı olmaz. İyi yerlerde bulunmak lazım. Yani kendinizi geriye çekmemeniz lazım. Girişken olmaktan sakınca çıkmaz. Evet. Peki biraz öğrencilerden çıkalım ve çalışan insanlara da hitap edelim. Çalışan bir insan gününü nasıl yönetmelidir sınav açısından sizce? Hangi saat aralıklı, ne kadar saat çalışmalıdır? Yani daha kaliteli bir çalışma ortamı oluşturabilmek adına ya da düz memur olduktan sonra kaymakamlık sınavına hazırlanıp kurum içi geçiş yapma olanı var mıdır? Şöyle ifade edeyim onu da. Tabii şimdi ben çalışmıyordum. Sınava girdim, kazandım. Çalışarak kazanmadım. Yani herhangi bir kurumda çalışmıyordum. Dolayısıyla bu çalışan arkadaşlarımıza tavsiyede bulunmam absürt olur. Çünkü onu deneyimlemedim. Ama
öyle gelen arkadaşlarımız vardı mutlaka. Ama onlara tavsiyem, yani nacizane tavsiyem onlar için, bütün enerjilerini vermeleri, eğer kaymakamlığı istiyorlarsa, bu mesleği ihlak etmek istiyorlarsa bütün enerjilerini vermeleri. Yani mesaiden sonra da bir zor tabii, çok kolay bir iş değil. Yani şimdi onu ifade edeyim. Çalışıp da ben herhangi bir kurumda çalışıp kaymakamlık sınavını kazanan arkadaşlarımıza büyük saygı duyuyorum. O saygı duyulacak bir iştir. O özveri isteyen bir iştir. Tabii onların planlaması, programlaması onların kendisine kalmış. Ona biz bir öneri sunamaz. Eğer ben aynı şekilde deneyimlemiş olsaydım ifade ederdim, ama ben öğrenci, yani mezun olmuştum. Herhangi bir kurumda çalışmıyordum. Tabii bu çalışanın çalıştığı işe, çalışma saatlerine, uyku düzenine göre bile şekillenecektir. Yani evet, o konuda haklısınız. Peki sizin okul mezuniyetiniz kaç puandı? Kaç puanla mezun ettik sizi diyelim? Evet, ortalamamı soruyorsunuz. Evet, evet 2.80, öyle bir soru geldi. 2.86 ve 2.5. 2.86, 2.5. Evet, yani evet. Okul puanının tabii... Galiba ortalama... bunu tahlil etmek için soruyorlar şu an. Hani okul puanı çok da önemli midir kaymakamlık için? Değildir canım. Niye önemli olsun yani? Esas olan çalışabilmek, sınavı kazanabilmektir yani. Bunun istersen 2.80'le bitir, istersen 3.80'le bitir. Bu çok Peki, önemli değildir. Evet. Kaymakamlık sınavlarında ama şöyle olduğunuz... önemli değildir. Tabii şöyle önemli değildir. Bunu da ifade edeyim. Şimdi bakanlık buna bakmaz ya da herhangi bir kurum kolay kolay okul puanınıza bakmaz. Ama siz biraz da abiyane tabir kullanacağım. Yata yata mezun olmuşsanız, ama kusura bakmayın yani, siz de yata yata mezun olmuşsunuz. Ama biraz çaba sarf etmişseniz okul puanınız düşük olabilir. Yani vizelere finalde çok sıkı çalışmamışsınızdır ya da böyle bir gayeniz yoktur, ama üniversite hayatınızı dolu geçirmişsinizdir. Esas mesele odur. Meselenin özü de odur yani. Üniversite hayatını nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Üniversite yılları çok önemli. Dolu geçirmek lazım. Kendinizi hangi okulda olursanız olun, hangi fakültede olursanız olun, kabuğunuzu kırmanız lazım. Birinci sınıftan itibaren zihninizde tasarlamanız lazım. Yani ben birinci sınıftan başladım, efendime söyleyeyim. Bir gitti, iki gitti, üç gitti, dörde geldim. Dördüncü sınıftan mezun olacağım. Dört sene ne yaptın? Dört sene hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey öğrenmedim. Ne olacak? Ya ben şimdi şunu olabilir miyim? Ya herkes her şey olabilir. Hani o konuda sıkıntı yok. Ama dört senesini dolu geçiren bir kimseyle vereceğin mücadelede sen geriden, çok geriden başlayacaksın. En azından dört sene geriden başlayacaksın. Peki yıllarımızı verdiğimiz o üniversitenin hangisi olduğu çok önemli mi? Yani Atatürk Üniversitesi mezunuyla Ankara Mülkiye mezunu aynı şartlara sahip diyebilir miyiz? Aynı şartlara sahiptir. Atatürk Üniversitesi öznesi üzerinden konuşacak olursak, bir defa Erzurum Atatürk Üniversitesi çok köklü bir tarihe sahiptir. Geçmişten beri var olan, yanlış hatırlamıyorsam 1950'den beri, 50'li yıllardan beri. Kuruluşu kaç acaba Atatürk Üniversitesi'nin? Ben ona bakmamıştım ama hemen bakıyorum. Evet, 1950'li yıllar ya da 60'lı yıllar. Yani çok eski bir üniversitedir, köklü bir üniversitedir. Dolayısıyla Atatürk Üniversitesi mezunları bu niteliğe haizdir. Birçok üniversite mezununun olduğu gibi. Avantajı nedir? Ankara siyasalda ya da Gazi'de okumanın avantajı şudur. Ankara'da olmaktır. Ankara'da olmak bir avantajdır. Bunu ifade edeyim. Çünkü Ankara'da devletin kurumları oradadır. Devlet büyüklerimiz oradadır. Ankara gri şehirdir. Bu gri şehir insanları genelde Ankara'nın gündemini de tutarlar. Yani biz Ankara'da okuyarak şu avantaja sahip olduk. Ankara'nın gündemini tuttuk. Eğer Erzurum'daki bir kimse de Ankara'nın gündemini tutarsa o şeyi, farkı kapatır. Yani fark olarak ifade etmeyelim ama yani bir avantaj buysa budur yani. Ankara'da okumak, devletin merkezinde, başkentinde olmaktır. Ya en nihayetinde hepimiz aynı sorulara tabi tutulacağız eğer bir kaymakamlık sınavına gireceksek. Mutlaka. Mutlaka. Herkes aynı niteliğe, beceriye, zekaya sahip. Burada çalışma prensibi devreye girer.
kimsenin üstün zekası falan devreye girmez. Çalışma prensibi devreye girer. O yüzden hiç kimse kendisini ya ben yapamam, ben edemem, nasıl olacak bu iş? Ya kaymakamlık şuranın hakkı, şu kazanır, bu kazanır demeyecek. Kendisine güveniyorsa sınava ciddi şekilde çalışacak ama ciddi emek verecek, özverili olacak. Sınavı da kazanacak, sonra da işi Allah'a bırakacak. İnşallah. Bu arada 1957 yılında kurulmuş. 57, evet. Evet, 57. Birden fazla lisans ve iki yüksek lisans mezunu olmanın mülakatta avantajı var mıdır? Şahsi bir soru olmuş ama. Evet, olabilir. Şöyle bir sorumuz vardı. Özür dileyerek. Mülakatta protokol konuşması yaptınız mı? Şu anda topluluk konuşması yapacağınız zaman nasıl çalışıyorsunuz? Evet. Diye bir soru gelmiş. Mülakatta konuşma yapmadım. Mülakatta yani komisyon herhangi bir konuşma yapmamı istememişti. Belli sorular sorulmuştu o zaman. O soruları cevaplandırdık. Şimdi bu konuşmaya hazırlandım mı? Herhangi bir teknik hazırlık yapmadım. Zaten Büşra Hanım'a da öyle ifade etmiştim. Dedim ki akış içerisinde her şey şekillensin. Doğal olsun. Zihnimizde ne varsa onu ifade edelim. Gönlümüzden geçenleri söyleyelim demiştik. Ama zihnen hazırlandım tabii, bugün bir konuşma yapacağım. Üniversitede öğrencilere, hatta üniversite mezunlarına, kaymakamlık sınavından elenenlere, kazananlara böyle bir konuşma yapacağım. Entelektüel ve elit bir kitleyle diyalog kuracağımın bilinci içerisindeydim. Peki görevlerinizi yaparken bağımsız mısınız? İlçe başkanlarından habersiz bir şey yapabiliyor musunuz diye de bir soruyorum. Evet, yani şimdi bunlar evet. Şimdi bunlar tabii arkadaşlar bu aşamada düşünecek şeyler değil. Önce kaymakamlık sınavını kazanın, sonra onları konuşuruz. Meslektaş olduğumuzda telefon açın, ben anlatırım size. Şimdi biz kıymetli arkadaşlarım, biz Cumhurbaşkanımızın ilçedeki idari yürütme vasıtasıyız. Biz devletin temsilcileriyiz. Yetkilerimiz var, kanun var, hukuk var, nizam var. Biz bunlar üzerinden kararlarımızı uyguluyoruz. Uygulamaya devam edeceğiz. Belki bu tarz şeyler çıkıyordur, konuşuluyordur vesaire ama bunlar bu aşamada zaten düşünülecek şeylerdi. Bunları hiç düşünmeyin. Ya ne yapacaksın, senin ilçe başkanı ne diyor? Ne yapacaksın? Boş ver. İlçe başkanıyla bir işin yok. Sen önce bir sınavı kazan. Şu mesleğe bir gir Allah'ın izniyle, hayırlısıyla bir başla. Sonrasında ilçe başkanını düşünürsün. Artık orada takdiri senin. Ne yaparsan yap canım, bana ne? Peki yine kaynak önerisinde bulunmanızı rica etmişler. Ama konuşmanın başında yine buna değinmiştik. Zaten piyasada belli başlı kaynaklar bulunuyor bunun için. Büyük ihtimalle sınav sürecinde daha çok gündeme geliyordur bu. Konuşmayı eğer tekrar izleyebilirsek yeni sorulara fırsat verebilmek adına daha iyi olur. Peki sınavı artık bitirelim. Herkes kendine göre bir çalışma stili gerçekleştirdi. Bunu yine herkesin kendini kazanması gerektiğine inanıyorum ben de. Ardından sınavı kazandık ve biz artık mülakata girmeye hak kazandık. Peki mülakat sürecimiz nasıl olacak? Evet, ben kendi mülakat sürecimi anlatayım özetle. Oradan da çıkarım yapılsın. Şimdi biz 9 Kasım 2019 tarihinde sınava girdik. Ben Türkiye 79.sü olarak kazanmıştım sınavı. Nasip öyle oldu. Dolayısıyla Türkçe çalışın dediğim nokta da o önemli. Daha 3 Aralık'ta sınavımız açıklandı. Ben 17 Mart tarihinde de mülakata girdim. Evvela mülakatta bir defa mülakatın kuralı var. Koyu lacivert takım elbise, bordo kravat, temiz tıraş, efendim erkekler için, kadınlar da yine protokol renkleri tercih etmek suretiyle o tarz kıyafetler, takım ya da abiye, işte onu kadınlar daha iyi bilir tabii. Teferruatını bilmiyorum, bir hata da yapmayalım şimdi. Dolayısıyla evvela giyim kuşam burada önemli. Yani protokolde olduğumuzu ve bir komisyonun karşısına çıkacağımızın bilincinde olmalıyız. Kendimize güvenli olmalıyız. Kendimizi ifade etme gücümüzün yerinde olması lazım. Ses tonumuzu ayarlamalıyız. Soruları
Ekran görünmedi ama evet. Evet, şu anda sıkıntı yok. Soruları cevaplandırırken ben şunu söylüyorum. Bütün samimiyetimle ifade edeyim. Çünkü bir soruyu bilmeyebilirsiniz. Komisyon da benim kanaatim bu. Benim karımım. Komisyon da şuna bakıyor. Sizin soruyu bilmemenize değil de bilmediğiniz soruyu dahi nasıl ifade ettiğinize bakıyor. Esas budur zaten. Yani bir kaymakamın da bazen, yani şimdi kaymakam her şeyi bilecek ya, tüm meseleleri, tüm mevzuatı biliyor falan, öyle bir şey yok. Kimse bilmiyor yani. Hani kimsenin bilme ihtimali yok. Yani böyle bir zip dosyası değil ki zihnimize yerleştirelim bunu. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla işinde içinden çıkılmaz hale aldığında ya da bir sıkışma anında konuyu toparlayabilmek, kendini ifade edebilmektir mülakatta ki esas mesele. Şimdi girdiniz, soru geldi. Siz o soruyu bilmiyorsunuz ama o soruyla ilintili bir kısmı biliyorsunuz. Başlarsınız, dersiniz ki durum böyleyken böyle ve o ilintili olan kısma getirirsiniz, bildiğiniz kısma çekersiniz. Yani mülakat dediğiniz şey sizin durumu kotarabilme yeteneğinizdir. Peki o başarı nasiptir. Nasip, evet. Tedbiri al, takdiri Allah'a bırak. Mutlaka. Demiştik. Peki nihai başarı listesinin adınızı gördüğünüz zaman ne hissettiniz? Evet. İlk yaptığınız şey ne oldu? İlk kimi aradınız? Evet, biz yine Sultanhisar Kaymakamımız, kardeşim, yani çok sevdiğim dostum, arkadaşım Furkan'la şöyle sözleşmiştik. Furkan, kazanırsak birbirimizi arayalım diye. İlk Furkan'la görüştüm. Yani Furkan aradı. Birbirimize hayırlı olsun dedik. İyi dileklerde ve temennilerde bulunduk. Tabii çok mutlu olduk. Şimdi o anı ve hissiyatı, şimdi bazı anlar vardır. Bir defa yaşarsınız ve o hissiyatı tekrar yaşamanız, zihninizde bile yaşamanız çok zordur. Başarmış olmanın ve böyle bir mesleğe kabul edilmenin, sabredebilmenin mutluluğu, gururu, onuru ve hissettirdikleri izah edilemez bir noktadaydı. Bugün bazen şöyle oluyor yani. Ya tekrar sınava girip tekrar o anı yaşamak istiyorsunuz. Yani tekrar o anı yaşayasınız geliyor. Ama o bir kere yaşanıyor. Onu izah edebilmem mümkün değil ama şöyle ifade edeyim. Arkadaşlar, çok güzel bir şey. Çok güzel, kıymetli bir his. Allah emek eden, özveriyle çalışan, bu devlete, bu millete, bu topluma faydalı olacak tüm dostlara, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Allah nasip etsin. Benim duam budur, söyleyeceğim de budur. Yani niye derseniz, onu her ne kadar ben anlatmaya çalışsam da ben o an yaşadım ve gitti. Yani o anda kaldı onlar. Peki staj süreciniz nasıl geçti? Evet, staj evresi şöyle geçiyor. Şimdi kaymakam adaylığı diye bir statüyle başlıyoruz. Biz bir ünvanla başlıyoruz. Kaymakam adaylığı takribi 3 yıl sürüyor. Evvela bir ilde, bir valinin mahiyetinde başlıyorsunuz göreve. Ben Kırıkkale Valisi Sayın Yunus Sezer'in mahiyetinde başlamıştım. 2 aylık bir süre zarfında vali beyi gözlemliyorsunuz. İldeki birimleri ve kurumları dolaşıyorsunuz. İlde neler var, neler yok, onları tanıyorsunuz. Daha sonra Denizli'de Kale, Tavas ve Beyağaç ilçelerinde teftiş stajı yaptık. Daha sonra Rize'nin Pazar ilçesinde Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi'nin yanında refiklik yaptık. Yani refiklik diye geçiyor. Kaymakam refiki, refakatinde oluyorsunuz. Bir kaymakam ne yapar, nasıl geçer, günü nasıl geçer, işte insanlarla nasıl görüşür, nasıl konuşur, diyaloğu nasıl geliştirir, efendime söyleyeyim, yetkilerini nasıl kullanır gibi bu gözlemi yapıyorsunuz. Daha sonra ben tekrar Karaman'da bir teftiş stajı yaptık. Bizim 108. dönem biraz bu stajları da geniş manada yaptı. En sonunda Kızılcahamam'da
Hemşerim kendisi Can Aksoy, Can abinin yanında idim. Kızılcahamam kaymakamımızın yanında. Orada refiklik stajımı tamamladım ve Sarıönü kaymakamı olarak bakanlığımızca görevlendirildim. Staj evresi böyle geçiyor. Tatlı bir süreç. Abilerimiz, meslek büyüklerimiz yardımcı oluyor. Her hususta fikir ve bilgi veriyorlar. Mesleğin güzel taraflarından bir tanesi de bu. Bilgiyi paylaşmayı seven, dayanışmayı seven bir meslek grubunun içerisinde oluyorsunuz. Peki staj sürecinde çok dikkatinizi çeken bir olay gerçekleşti mi acaba? Komik bir anınız olabilir ya da farklı bir anınız. Evet, yani mutlaka var ama şu an tabii aklıma gelmedi. Yani böyle yani mutlaka vardır ama şu anda aklıma gelmedi. Tamam. Ama yaşıyoruz. Yani şöyle ifade edeyim. Staj evresinde veyahut sonrasında meslekte özel anılar biriktiriyorsunuz. Özel anılar biriktiriyorsunuz. Onu ifade edeyim. Nasıl özel anılar biriktiriyorsunuz? Şimdi ben geçenlerde yani kaymakamlık mesleğinin işte güzel tarafı, bu mesleğin insana vermiş olduğu huzur burada yatıyor. Geçenlerde hükümet konağından bir mahallemiz var burada, Başyük Mahallesi. Başyük Mahallesi'nde çıktık, geldik. Hükümet konağından girerken arkadan bir ses, kaymakam abi diye seslendi. Ben unutamıyorum mesela, aklımdan çıkmıyor. Şimdi böyle ufak, 4. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu. Abi dedi, herkese tablet veriyorsun, bana vermiyorsun dedi. Dedim abicim, kimseye tablet vermedik ama gel bakalım, bir konuşalım seninle dedik. Daha sonra çıktık. Kendisiyle makamda biraz sohbet ettik. Ondan sonra devletimiz sağ olsun imkanları, kaymakamın eline belli imkanlar veriyor. Devletimizin sayesinde o kardeşimizin isteğini yerine getirdik. Onunla bir fotoğraf çekindik. Makama dedim ki, ne olacaksın? Bak dedim, bu ilçede kimse kaymakam olmak istemiyor dedim. Sen ol bari dedim. Ben o kaymakam olacağım dedi. Kaymakam abi dedi. İşte makamı oturttuk, bir fotoğraf aldık. Ben de çok mutlu oldum. Kardeşimiz de çok mutlu oldu. İşte böyle özel anılar biriktiriyorsunuz. Kaymakamlık mesleğinin böyle bir güzelliği var. Teşekkür ederim gerçekten. Peki aslında son olarak yine bir teorik bilgi sormak istiyorum ben. Yurt dışı imkanlarınız nedir acaba? Yurt dışına çıkabilme durumunuz nedir? Şimdi şöyle, tabii... Yani bir zorunluluk var mı ya da? Bir defa kaymakam olduktan sonra, kaymakamlığı kazandıktan sonra staj döneminde 8 ay yurt dışında eğitim alıyoruz. Fakat pandemi nedeniyle bizim üst dönemimiz yurt dışına çıkamadı. İnşallah daha sonra olacak. Bizim de biz de süreci bekliyoruz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Yurt dışının böyle bir evvela böyle bir durum var. Yani pandemi var. Staj evresinde yurt dışına gitme eğitim programımız da var. Mevzuatımız da var. Kaymakam adaylığı yetiştirme yönetmeliğinde bu yazıyor ama ne olacak ne bitecek inanın biz de bilmiyoruz. Ama yurt dışı imkanı var, evet. Hayırlısı olsun inşallah efendim. Hayırlısı cümleniz için, evet. Pandemi inşallah ülkemizde ve dünyada biter de biz de yani yurt dışına gitmesek de olur. Yeter ki şu pandemi bitsin. Belki bir söyleşimizi de yüz yüze yapabiliriz o zaman. Aynen öyle, evet. Belki sarı önümüze gelirsiniz. Sizleri burada ağırlarız. Misafir ederseniz neden olmasın efendim yani. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Teşekkür ederiz bunun adına da. Peki kaymakam olmasaydınız B planınız var mıydı? Mutlaka vardı. Kaymakam olmasaydık, yani şöyle, kaymakam olmak için çaba sarf ettik, emek verdik ama mutlaka alternatifim vardı. Ben o yüzden buradaki arkadaşlara sesleniyorum. Bu lafımı ciddiye alsınlar, alternatif yaratsınlar, mutlaka kendilerine ekstra donanımlar yüklesinler. Yani sadece kaymakamlık sınavına çalışıp, evet kaymakamlık sınavı açıldıysa ve
Ya ben şöyle yaptım özetle. Ben dedim ki önce KPSS'den belli bir puan alacağım. O puanı, hedeflediğim puanı gerçekleştirdim. Sonra dedim kaymakamlık sınavına gireceğim. Eğer kaymakamlık sınavı olmazsa da KPSS'de aldığım puana eşgüdümlü olarak onu destekleyici nitelikte yabancı dil sınavına gireceğim diye hedeflemiştim. Bir yandan yüksek lisans yapıyordum. Yüksek lisansı daha yoğunlaştıracaktım. Yine bu noktada göç idaresinin sınavını da kazanmıştım. Ben göç idaresinin mülakatına da kalmıştım o zaman. Mesela bir alternatifimiz oydu. Hani kaymakam olmasak göç idaresinde uzman yardımcısı olarak başlayacaktık. Yani çabalayacaktık, orayı deneyecektik. Ya da başka kurumlar için deneyecektik. Yani tek alternatif kaymakamlık koymak riskli bir iş. Yani bu riski herkes göze alamaz. Ben göze alamamıştım, onu ifade edeyim. Peki kaymakam oldunuz. Bundan sonraki kariyer planlamanız ne şekilde ilerleyecek? Evet, bundan sonra ya şimdi şöyle, tabii biz mesleğe yeni adım atmış insanlarız. Benim bundan sonraki temel kariyer planım bu mesleği hakkıyla yapabilmektir. Sonrası gelecek olan neyse başımızla beraberdir. Ama esas olan bu mesleği hakkıyla yapabilmek, bunu ifa edebilmek. Kıymetli mesleğe yaptığımız süre boyunca belki emekli olana kadar artık ne kadar yaparsak hakkıyla yapabilmek, gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek. İnanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bakın ben şimdi oradaki arkadaşlarımız, dinleyen arkadaşlarımız da beni kendinden uzak görmesinler. Hani ben Kırşehir'im, Neşet Ertaş'ın dedi yine elimi görmedin, sen benimsin. Yani ben onlar gibi düşünüyorum, onlar da eminim benim gibi düşünüyorlardır. Orayı bir daha tekrarlayabilir miyiz acaba? Evet. Neşet Ertaş'ın sözünden bir daha. Evet. Evet, diyor ki Neşet Ertaş, beni eller kimi görme. Sen benimsin, ben seninim diyor. Yani o tabii bir sevda ifade ediyor ama aslında diyor ki sen de ben aynı insanlarız. Aynı düşünüyoruz, aynı şekilde tasavvur ediyoruz. Dolayısıyla oradaki arkadaşlarımız da emin olsunlar ben onlar gibi bakıyorum. Yani hiç hamaset yapmıyorum. Evveliyatında bu mesleğe girebilmek için çaba sarf etmişiz. Bu meslek nasip olmuş. Şimdi temel prensibimiz bu mesleği hakkıyla yapabilmektir. İnşallah hayırlısı olur efendim ilerleyen süreç içinde sizin söylediğiniz gibi. Peki YDS puanınız kaçtı acaba? Onu merak eden arkadaşlarımız da olmuş. Fikir oluşabilmesi açısından. Evet, ben YDS'ye girmedim. YDS'ye hazırlanmadım yani. Hiç hazırlanmadım. YÖK dilim puanım vardı. Hazırlık eğitimi almıştım. YÖK dilim 60'tı. Ama çok zor bir sınav değil zaten. Hani YÖK dile de çalışmamıştım. Ben İngilizceye emek vermedim. Belki emek verseydim. Yani zaten amacım sınav olmadı. İngilizceye emek verecektim. Anladım. Peki bir arkadaşımız da yine şahsi bir soru yöneltmiş. Çok vaktinizi almadan bunu da sormak istiyorum. Hocam ben makro iktisat dışında bütün dersleri 2 kere bitirdim. Geri kalan muhtemel 5 ayda da günlük 6 saat çalışarak başarı sağlama şansım var mıdır? %100 başarı sağlar. %100 başarı sağlar yani. Ne olacak? Gülüm Maşallah. İsmi neymiş yani? Seneye bakalım birinci kim olmuş diye. Bakalım efendim. Bir de bunun haricinde kaymakamlık sınavından sonra idari hakimlik için kalan sürede hazırlanmak yeterli olur mu? Çünkü ikinci hedef olarak da orayı belirlemiştim demiş. Evet, şimdi bakın idari hakimlik daha kalem olarak fazla. Usul dersleri de var. Medeni usul var, ceza usul var. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi ben idari hakimlik sınavına da böyle ciddiyette ben tabii çalışmadım yani hani kaymakamlığı temel olarak benimsemiştik ama idare hakimliğe minimum bir 6 ay gerekir arkadaşlar ciddi manada. Peki ikisini aynı anda bitirebilir miyiz? Temel hukuk dersleri iyidir. Birçok dersi iyidir. O zaman bir şey diyemem hani 3 ayda da halledebilir. Halledilebilir. Peki kaymakamlık sınavıyla birlikte yürütülebilir mi bu sınav? İdare hakimlik sınavı? Yürütülemez.
Yürütülemez. Ekstra bir efor gerektiriyor kesinlikle. Yürütülebilemez. Evet. Neden yürütülebilemez? Çünkü sadece kaymakamlık, idare hakimlikte ikisi de spesifik bir sınavdır ve odaklanma ister. Evet. Başka sorumuz yoksa konuşmamızı bitirebiliriz. Ya da sizin söylemek istediğiniz bir şey evet. varsa dinleyebiliriz Zafer Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle Atatürk Üniversitesi Kariyer Kulübü'ne, Sadi İdari Bilimler Kariyer Kulübü değil mi? Evet. Sizlere teşekkür ediyorum bana bu imkanı sunduğunuz için. Teşekkür ederiz. Tüm bu sınava çalışacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Arkadaşlar, kıymetli dostlar, kardeşlerim, yani sizlerden ricam, eğer bir işi, bir mesleği, bir sınavı kazanmak istiyorsanız önce kendinize inanın, hayal edin, hakikaten hayal edin. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Kendinizi orada görün. Yastığa kafayı koyduğunuzda zihninizde dönsün yani. Kaymakam olduğunuz dönsün, idare hakim olduğunuz dönsün. Zihniniz böyle, eğer bir kimse yastığa kafasını koyup hemen uyuyorsa o gamsızdır yani, o hemen uyuyordur. Ben hiç uyuyamadım, onları çok kıskanıyorum. Hemen böyle kafasını yastığa koyuyor, uyuyor adam. Demek ki o zihninde bir mücadele yok onun. Hani ya da bunun eylemiş, eleğini asmış ya da. Ya olabilir, bilmiyorum. En azından ben kendi adıma konuşuyorum. Mutlaka hayal etsinler, istesinler, sistemli çalışsınlar, kendilerine güvensinler, sabırlı olsunlar, vazgeçmesinler, mücadeleyi hiç bırakmasınlar. Herhangi bir konuda, bu illa kaymakamlık vesaire diye değil yani. Şimdi bilmiyorum yaş grubu nedir, ne değildir. Bakın ben 29 yaşımı şu anda 29 yaşındayım. İnanın 20'li yaşlara, 21, 22, 23 o yaşlara dönsem çok daha farklı şeyler yapardım. Daha çok okurdum. Bugün yaptığım şeyleri o günlerde daha yoğunlaştırarak yapardım. Gelişime açık olmanızı, öğrenmeye açık olmanızı tavsiye ediyorum. Bol bol bu noktada kitaplardan faydalanmanızı istiyorum. Araştırmacı olun. Bir kere onu ifade edeyim, araştırmacı olacaksınız. Yani işte şimdi soru soran arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sorularla konuyu derinleştirmiş olduk. Sohbetin de akışı böylece belirlenmiş oldu. Ama hani internet öyle bir ortam ki inanın ne kelime yazıyorsunuz, kelime size binlerce veri sunuyor. Binlerce veri sunuyor. Dolayısıyla ya da YouTube'a bir şey yazıyorsunuz, size alternatifler sunuyor. İşte iktisat bilmiyor musunuz? Yani YouTube'a yaz, mikro iktisat yaz, bir ne çıkacak? Dinle, birkaç hoca dinle bakalım. Belki bir tanesi senin beynine hitap edecek. Yani iktisadı anlayabileceğin şekilde anlattığını orada göreceksin. Dolayısıyla çalışmak ibadettir diyor ya dinimiz. Bu bilinçle hareket etmek lazım. Ders çalışırken de bu noktada hareket etmek lazım. Bu nokta, bu bilinçle davranmak lazım. Araştırmak, kendinize inanmak işin temelidir. Allah hepinizin yardımcısı olsun. İnşallah gelecekte sizleri bu meslekte görürüz. Meslektaş oluruz. Devletimize, milletimize, ülkemize hayırlı hizmetler yaparız. Bir tavsiye daha. Şiir ezberleyin. Şiir öğrenin. Akşamları yani kitap okurken bazen sesli okuyun. Yani hitabetinizi ve diksiyonunuzu geliştirmeye çalışın. Konuşmayı sevin. Yani konuşmak iyi bir şeydir. Yani paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Hakikaten güzeldir. Yani bilgi paylaşmak. Şimdi bazen olur ki ya bir insan çok şey bilir ama paylaşmaz. Paylaşılmayan bilginin kimseye bir yararı yoktur. Benim düşüncem bu. Ben o yüzden bu kadar ısrarla altını çiziyorum. Paylaşmak güzel. Deneyimleri paylaşmak güzel. Öğrendiklerini paylaşmak güzel. Şiir okumak güzel. Yani bir
Zafer Bey internet sıkıntısı yaşıyor galiba şu anda. Zafer Bey tekrar bağlanacak. Bir dakikanızı rica ediyorum ben de. Öncesinde zaten Zafer Bey de bahsetmişti. O yüzden kurumdan bağlandı. İnternet sıkıntısı varmış ilçe genelinde. Evet, ufak bir yayın kazası da yaşamış olduk. Evet, açıklamamızı yaptım Zafer Bey, internet sıkıntısını belirttim. Evet, yayındayız değil mi şu anda? Evet, şu an yayına devam Evet. ediyoruz. Evet, zaten sözlerimin sonuna gelmiştim. Son sözlerimizi internet bize oyun oynadı, söyletmedi ama buraya tekrar geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah kolaylık versin. Muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah herkes gönlünde ve kalbinde yer alan mesleğe çalışmanın sonucunda erişir. Hepinize hayırlı olsun inşallah. Cümleten hayırlı akşamlar diliyor, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben sosyal medya hesaplarımızdan arkadaşlarımızın takip etmesi gerektiği hatırlatmasını da yapayım. Furkan Bey de değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz Sayın Kaymakamım diye bir yorum yapmış. Onu da iletmeden geçemeyeceğim şu anda. Sağ olsun. Her şey için çok çok teşekkür ederiz Zafer Bey. Bizimle bilgilerinizi paylaştığınız için, bizim yanınızda olduğunuzu gösterdiğiniz için çok çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet. İyi akşamlar efendim.